Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alacalı domatesten erime yapmayan, suyu içilebilir ve oldukça lezzetli domates turşusu tarifi yapacağız. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Turşu tarifi için 2 kilonun biraz üzerinde oldukça sert ve alacalı domatesler tercih ettim. Sizler dilerseniz yeşil domates kullanabilirsiniz. Öncesinde iyice yıkayıp süzgece aldıktan sonra bir baş sarımsağı da öncesinde ıslatıp kolayca soyulur hale getirdim. Bugün turşumu 3 farklı şekilde kuracağım. Biri halka halka dilimlenmiş olacak. Bir diğeri elma dilimi ve Diğer bir şişeyi de bütün halde kuracağım. Üç farklı şekilde farklı seçenekler halinde sizlere sunmak istedim. Önce videoda gördüğünüz gibi dilimler halinde halka halka domatesleri kesiyorum. Evet bir kısmını halka halka dilimlemiş olduğum domatesleri bir kaba aldım ve artık elma dilimi olan domatesleri dilimlemeye başladım. Ben domatesleri dilimlerken mutlaka kök kısımlarını alıyorum. Sizler tercih olarak almayabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum domateslerde ufak tefek Leke izleri ve ufak yaralanmalar var. Çünkü doğal ilaçsız bahçe domatesi. Eğer domateslerinizde çürük, çarık ve kurt varsa mutlaka onları temizlemelisiniz. Ve turşunuzda en sağlıklı sebzeleri kullanmalısınız ki uzun ömürlü ve faydalı turşularınız olsun. Evet dilimlemem gereken bütün domatesleri dilimledim. Ufak olanları da bütün halde turşusunu kurabilmek üzere iyice yıkayıp onları da bu domateslerin yanına ilave ediyorum ve sarımsaklarımı ufak ufak doğrayarak turşunun kurulumu aşamasına geçiyorum. Turşu kurulumuna öncelikle bütün olan domateslerle başlayacağım. Öncesinde kaynar su ile yıkamış olduğum 1,5 litrelik kavanozun dip kısmına bir miktar ufak ufak dilimlemiş olduğum sarımsaklardan ilave ediyorum. Sarımsakları mutlaka dilimleyerek kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü aromasını daha güzel bir şekilde yayıyor ve kokusunu hoş bir şekilde turşuya aktarmış oluyor. Gördüğünüz üzere domatesleri kürdan yardımı ile birkaç yerinden deliyorum ve kavanoza yerleştiriyorum. Domatesler bütün olduğu için kesinlikle üstüne baskı yapmayalım. Gelişi güzel bir şekilde düzgünce yerleştirelim. Domatesleri delmeye de mutlaka özen gösterelim ki turşunun suyunu içine çekebilsin. Tam yere geldiğim zaman üzerine biraz daha sarımsak ilavesi yapıp içerisine de birkaç tane acı biber ilavesi yapıyorum. Sizler acı seviyorsanız benim gibi acı biber ilave edebilir, sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Evet sarımsak çok sevdiğim için bir miktar daha sarımsak ilave ettikten sonra 3-4 dal maydanozu iyice yıkayıp en üst bölüme yerleştiriyorum. Maydanoz gerçekten domates turşusuna çok yakışıyor. Evet artık dilimlemiş olduğum turşuları kurmaya geldi sıra. Yine kavanozları kaynar su ile iyice yıkadım ve dip kısımlarına bir miktar sarımsak ilavesi yaptıktan sonra dilimlemiş olduğum domatesleri kavanoza yerleştirmeye başladım. İnce dilim halka dilim domatesleri kavanoza dikine yerleştirmeyi tercih ediyorum. Dikine yerleştirildiğinde turşu suyundan tamamen faydalandığını düşünüyorum. Dilerseniz sizler yatay şekilde de domateslerinizi yerleştirebilirsiniz kavanozunuza. Evet kavanozun üst bölümüne kadar dikey yerleştirdiğim domatesleri en üstte yatay olarak yerleştiriyorum ve böylelikle turşuyu suyun yüzeyine çıkmaması için sabitlemiş oluyorum. Kavanozu tamamen doldurduktan sonra en üst kısmına bir miktar sarımsak bırakıyorum ve içerisine birkaç tane de acı biber yerleştirdikten sonra bu kavanozu da kenara alıyorum. Dilerseniz iç kısmına, orta bölümlerine ya da en altına yine acı biber yerleştirebilirsiniz. Evet hızlıca elma dilimi, domatesleri de kavanoza yerleştiriyorum. Ara ara yine kavanozun içerisine acı biber ilavesi yapıyorum. tercih olarak en iyi seçim tabii ki elma dilimi, domates. Domatesi ara ara baskılayarak çok ezmeden diğer domates dilimlerine çok fazla alan oluşturabilir. Daha fazla domatesi kavanoza yerleştirebilirsiniz. Yine ara ara acı biber ilavesi yaparak bu kavanozu da dolduruyorum ve turşunun diğer malzemelerini kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Kavanozları doldururken 2 litre içme suyunu çaydanlığa aldım ve ocağa alıp kaynamaya bıraktım. Lütfen kullandığınız sebzelerin sağlamlığı ve temizliği kadar kullanacağınız turşu suyunun da kireçsiz ve klorsuz olmasına dikkat edin. Suyu berrak içilebilir ve uzun ömürlü turşular için mutlaka klorsuz ve kireçsiz su kullanmamız gerekiyor. Turşu tariflerinde olmazsa olmazım kaya tuzudur. Kaya tuzu haricinde tuz kullanmayı tercih etmiyorum. Uzun ömürlü ve sağlıklı turşular için kaya tuzu kullanmak oldukça önemli. Her bir litre için birer yemek kaşığı kaya tuzunu kavanozlara aktarıyorum. Bir buçuk litre için bir buçuk yemek kaşığı, 1 litre için de birer tepeleme yemek kaşığı tuzu kavanozlara aktardım. Evet kaya hemen ardından her bir kavanoz için yine litresine göre birer çay kaşığı bir buçuk litre içinde bir buçuk çay kaşığı şeker ilavesi yapıyorum turşuların içerisine. Şeker burada hem fermenteyi hızlandırmış oluyor hem de turşunun lezzet oranını dengelemiş oluyor. Turşunun uzun süre dayanması ve erimemesi için mutlaka içerisine limon tuzu ilavesi yapıyorum. Her birine birer çay kaşığı olacak şekilde iri parçalar halinde limon tuzu ilave ediyorum. Sizler limon tuzu kullanmak istemiyorsanız yarım şer dilim limon ilavesi yapabilirsiniz. Son olarak turşunun sirkesini ilave ediyorum. 1,5 litre için yarım çay bardağından bir parmak fazla elma sirkesi Birer litrelik kavanozlar içinde de yarımşar çay bardağı elma sirkesi tercih ediyorum. Sizler dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Tursunun suyu için hala kaynamakta olan suyun altını kapatıyorum ve hızlıca bütün kavanozlara suyu aktarıyorum. Suyun soğumasına kesinlikle izin vermeyelim. Suyunuz ne sıcak ne de ılık olsun ki kavanozlarınız tamamen kapak tutabilsin. Evet hiç zaman kaybetmeden hızlı hızlı bütün kavanozları kaynar su ile dolduruyorum. Ve sebzelerin üzerine örtecek kadar dolmasına dikkat ediyorum. Kesinlikle sebzeler suyun üst yüzeyinde kalmasınlar. Ben önlem amaçlı bütün kavanozların üzerine birer adet çöp şişi kırıp bu şekilde yerleştirdim ve turşudaki sebzelerin havayla temasını tamamen kesmiş oldum. Şöyle kavanozları yine olduğu yerde biraz sallıyorum ve suyun tamamen dibe indiğinden emin oluyorum. Hiç vakit kaybetmeden suların soğumasına izin vermeden daha önce hiç kullanılmamış olan kapakları kaynar su ile yıkıyorum ve kavanozların kapaklarını kapatıyorum. Eğer daha önceden kullanılmış ama temiz olan kapaklarınız varsa pas değilse ve zedelenmemişse bu kapakları kullanabilirsiniz. Benim sizlere önerim tabii ki elinizde imkan varsa sıfır kapak tercih etmeniz. Benim bir buçuk litrelik kapağıma uygun bir kapak bulamadığım için ve kapağı da sağlam olduğu için mecburen aynı kapağı kullanmak zorunda kaldım. Şimdi bütün kavanozları olduğu yerde ters düz ediyorum. Su, sirke, tuz ve şekerin iyice kavanozun her yerine geldiğinden emin olduktan sonra hepsini güzelce sarıp bir gece boyunca bekletiyorum. Kaynar gıdaların kapaktaki contaya denk gelmemesi için ve yaptığımız gıdaların sağlıksız olmaması için benim yaptığım yöntemle gayet güzel bir şekilde kavanozlarınızın vakumlandığını görebilirsiniz. Bakın sabahı kavanozlar gayet güzel bir şekilde kapak tutmuştu. Kesinlikle bombeleşme yoktu kapaklarımızda ve zorladığınızda kapaklar açılmıyordu. Şimdi bu turşuları 10 gün sonrasında açıp istediğiniz gibi afiyetle tüketebilirsiniz. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.